Nedret Ersanel Çarklar Türkiye'ye dönüyor. Orta Doğu'da yaşanan sıra dışı hareketliliğin henüz ne olduğu anlaşılmaya çalışıldığı için nereye varacağı konusunda kestirmeler getirmekte herkes utangaç davranıyor. Neyse ki olaylar listesi ve nedenleri konusunda asgari müşterek tutturuldu ve değişen dinamiklere farkındalığı teşvik eden yazıları daha ileri götürebileceğiz. Liste için Jenga, 4 Aralık. Taze maddeler ekleyerek devam edelim. İlk duyulduğu haliyle altılı, sonrasında 3 artı 3 ismiyle ifade edilen Azerbaycan-Ermenistan savaşının çıktılarından sayılan Türkiye-Rusya-Azerbaycan-İran-Ermenistan-Gürcistan kümesi seti her gündeme geldiğinde iyi niyetli ama romantik bir teşebbüs olarak karşılanıyor. Söz konusu coğrafyanın tecrübeleri anımsandığında bu yaklaşıma hak vermemek zor. Takıldıkları yeri anlayabiliyoruz ama kalmak başka. Sonuçta süreç ilerliyor. Rusya, Türkiye ve Azerbaycan'ın açık desteğine sahip. Anlaşılıyor ki artık İran'ın da. Bölgenin en büyük güçlerinin iteklediği bir çark dönüyor. Yavaş, dişlileri eksik. Türlü bozma girişimlerini hatta iç şüpheleri açık ama dönüyor. Nitekim platformun ilk toplantısı dün Moskova'da. Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde yapıldı. Gürcistan katılamadı, nedenlerini biliyoruz. Ama Ankara ve zaman onu da ikna edebilir. Zemin ideal formuna ulaştığında nasıl bir tablonun ortaya çıkacağını hayal ederek takip etmek gerekiyor. Kısa süre önce Tahran yönetimi, Azerbaycanlı aralarındaki yanlış anlamaları düzelttiklerini ve artık her şeyin yolunda olduğunu dışişleri bakanının ağzından açıklamıştı. Sürece bunun da katkısı olduğunu söylemek gerekiyor. Orta Doğu'da son 10 gün içinde yaşanan gelişmelere bunu da ekleyebiliriz ve üzerine de Perşembe günü İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından dillendirdiği "Yakında Tahran'da ortak bir zirve düzenleyeceğiz. Bununla birlikte Türkiye ile işbirliğimiz yeni bir aşamaya girecek." sözlerini koyabiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle ekonomi ve güvenlik alanlarını işaretleyerek Tahran'a yapacağı ziyarette Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılacağını dile getirdi. Kuşkusuz aşama ve sayfaların içinde işte bu sıra dışı bölge olayları da var. İki gelişme daha mevcut. 1. Bağdat yönetiminin yine Perşembe günü yaptığı ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı'nın ağzından duyurduğu, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiği ve çekildiği bilgisi. Tabii kimse 20 yıllık hesabı ödemeden nereye demiyor ayrı konu. Bu da süreci besleyen bir gelişme. Suriye, İran, İsrail körfez siyasetini elbette Türkiye'nin bölge politikalarını da etkileyecek. 2. İsrail meselesi. Bölgedeki gelişmelerin Tel Aviv'i huzursuz ettiğini yazmıştık. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye ve İran'a gösterdiği hızlı ilgi rahatsızlığını artırıyor ve ülke medyasında yoğun biçimde görmek mümkün. Zaten İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in gündemde yokken koşarak Kahire'ye gitmesi de bir tür yoklama olarak okunmalı. Aynı darlanma ABD ile ilişkilerinde de mevcut. İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı karşılamaya hazırlanırken CIA direktörünün çıkıp İran'ın nükleer silah elde etmek için çalıştığına dair herhangi bir kanıt görmedik demesi ülkenin ayarlarını iyice bozuyor. Sorarsanız bağlantıyı dillendiremediğimiz için uygun yere koyamıyoruz ama İsrail Savunma Bakanı'nın evine kadar giren İran ajanları meselesi de Tahran'ın tek başına yapabileceği bir şey gibi durmuyor. Komplo teorisi bölümünde pişsin şimdilik. Yukarıdaki denge arayışlarını buna eklediğinizde İsrail'in kendini paralarcasına kurmaya çalıştığı bölge ittifaklarının menteşeleri de gıcırdamaya başlıyor. Ankara'dan dikkatli okunması gereken cümleler de bu anda kuruluyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile yürüttüğümüz gibi bir süreç İsrail ile ilgili de niye olmasın? Geçmişte benim İsrail ile görüşmelerim oldu fakat İsrail'in bu noktada bölgede Filistin politikası üzerine daha hassas davranması gerekir. Kudüs üzerinde, Mescid-i Aksa üzerinde hassas davranması gerekir. Buradaki hassasiyetleri gördüğümüz anda biz de elimizden geleni yaparız. Karşılıklı büyük elçileri görevlendiririz. Biz de İsrail'in hassasiyetlerini biliyoruz. Dolayısıyla bu hassasiyetlerden hareketle işi çözeriz. Ankara'nın Tahran ve Tel Aviv ile ilişkileri Türk kamuoyunun da hassasiyetle baktığı konular. Her zaman da öyle oldu. Dünya şartlarının bölgeye getirdiği olasılıklar toptan mı, ülke bazında mı değerlendirilmeli? O şartlar Birleşik Arap Emirlikleri'ni Ankara'ya getirdi. İran'ı ve İsrail'i de getirdi mi? Bu kitabın ortası. Sol sayfasında Hint Pasifik, sağ sayfasında Avrupa Rusya duruyor. Eski Sovyet sınırlarının merkezinde bulunan Ukrayna üzerinden gelişen ABD Rusya hesaplaşması Avrupa'yı da kucaklayarak diğer iki parçayla birleşecek. Putin-Biden zirvesinin sonuçları için Rusya'nın masadan avantajlı kalktığı söyleniyor. Rus ordusunun Ukrayna'ya yürümesi halinde ekonomik tedbirlerle cevap verileceğinin ilanı, Amerika öyle demeyeydi iyiydi diye okunuyor. Joe Biden'ın Ukrayna yönetimine Donbas'a kısmi özellik vermesi için baskı yapacağı ihtimali ise Batı bloğu içinde bu kadarcık şakaya dahi gelmeyecek bir konu. Hele bir de Rusya ile NATO'nun doğuya ilerlemeyeceğine ilişkin garanti içeren anlaşma imzalanırsa, Batı'nın bile batıcılığı batabilir. Nedret Ersanel Levent Yılmaz Elon Musk, Nükleer Enerji ve Ekonomi Güvenliği Başlığı okuyunca bir anda bu üçü arasındaki bağlantıyı çözememiş olabilirsiniz. O yüzden hemen konuya girelim ve detaylara bakalım. Elon Musk'ın tweet'i neydi? Geçtiğimiz perşembe günü Elon Musk nükleer enerji ile ilgili bir tweet attı. O tweet'in Türkçesi aynen şu şekilde. Çok büyük doğal afetlere karşı hassas olmadığı sürece nükleer güç santralleri kapatılmamalıdır. Peki Elon Musk'ın bu fikrinin arka planında yatan neydi? Nükleer enerji neden önemli? Aslında COVID-19 pandemisi pek çok sektörün zayıf ve hassas noktalarını bize gösteren bir turnusol görevi de yaptı. Bu sektörlerden birisi ve bana kalırsa en önemlisi de kuşkusuz enerji sektörü. Zira diğer tüm sektörlerin ortak ve olmazsa olmaz girdisi olan enerji bu sektörün faaliyetleri neticesinde ortaya çıkıyor. Öte yandan sıfır karbon politikası ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi başlıklar sektörün önündeki ciddi sınamalar olarak karşımıza çıkıyor. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yüksek karbon salımına neden olan fosil kaynaklardan uzaklaşma stratejisi alternatif kaynakların önemini artırıyor. Söz konusu alternatifler olunca hemen akla yenilenebilir kaynaklar geliyor. Hal böyle olunca da rüzgar, güneş ve jeotermal enerji santrallerinin sayısı ve kapasitesi gün geçtikçe artıyor. Ancak bu santrallerin güç üretimi belli oranda dalgalanmalar içerdiği için tek başlarına ana kaynak olmaları şu an için mümkün görünmüyor. Konuyu bu açıdan ele aldığımızda nükleer güç santralleri daha farklı ve önemli bir konuma geliyor. Oldukça uzun kullanım ömrüne sahip nükleer güç santralleriyle sürekli ve daha temiz bir şekilde görece olarak daha fazla enerji elde etmek mümkün. Tabii 2011 yılında Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunaminin Fukushima'da radyoaktif madde salınımına sebep olduğu için nükleer konusundaki güvenlik endişelerini bir kenara not edelim. Enerji arz güvenliği ve ekonomi güvenliği bağlantısı bir ekonominin sürdürülebilir olmasının olmazsa olmaz şartlarından birisi o ekonominin enerji arz güvenliğini en yüksek oranda tesis etmesidir. Bunun için de ihtiyaç duyulan enerjinin farklı kaynaklardan uygun maliyetlerle ve sürekli bir şekilde temini gerekir. Bu gereklilik enerji üretiminde kullanılan kaynakların çeşitlendirilmesini de zorunlu kılar. Bu çeşitlendirmede nükleer güç santralleri önemli bir yer tutar. Zira nükleer güç santralleri ile sürekli ve verimli bir şekilde güvenilir, temiz ve güçlü enerji arzı sağlanır. Dolayısıyla doğal afetlerden etkilenme riski en aza indirgenmiş nükleer güç santralleri aynı zamanda ekonomi güvenliğinin tesisine de katkı sağlar. Akkuyu yolda ama yetmez. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu nükleer güç santrali'nin inşası devam ediyor. Her şey planlandığı gibi giderse santralden ilk enerjiyi 2023'de almış olacağız. Bu Türkiye için önemli olduğu kadar stratejik bir proje. Ancak Türkiye'nin enerji projeksiyonlarına baktığımızda Paris İklim Anlaşması'na atılan imza ve sıfır karbon hedeflerini de göz önüne aldığımızda ilavi nükleer güç santrali projelerinin de bir an önce geliştirilmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Levent Yılmaz